Bu videoda tampon çözeltiler için pH ve pKa arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Bu ilişkileri özellikle Henderson-Hasselbach denklemi bakımından inceleyeceğiz. Aslında bu denklemi daha önce gördüğünüzü düşünüyorum. Ama eğer öyle değilse bu konuyla ilgili videolarımıza kısaca bir göz atabilirsiniz. Bu denkleme geçmeden önce biraz tampon çözeltilerden bahsetmek, kısa bir özet geçmek istiyorum. Tampon çözeltilerimiz aslında sulu çözeltiler. Yani öncelikle su içeriyorlar. Ayrıca tampon çözeltiler için genelde haşa ile tanımladığımız bir zayıf asit ve onunla dengede olan eşlenik bazı A, A- içeren çözeltiler de diyebiliriz. Bu tepkime esasında haşanın yani asidin ayrışmasını içeren bir denge tepkimesi olduğuna göre Ka dediğimiz bir ifade yazabiliriz. Zaten Ka bildiğimiz üzere bu tepkimenin denge sabiti. Sadece asit ayrışma tepkimesi olduğu için böyle özel bir ismi oldu. Ka eşittir H3O artı çarpı A eksi bölü haşanın derişimi. Suyu bu bağlantıya eklemiyoruz çünkü su saf bir sıvı. Bu nedenle de derişimi her zaman için artı bir kabul ediliyor. Hatırlayalım bu ka ifadesini kullanarak başka bir videoda Henderson-Hasselbalch denklemini türetmiştik. Henderson-Hasselbalch denklemine göre pH eşittir pK artı log A eksi bölü haşa. Tabi burada haşa bizim zayıf asidimiz oluyor. A eksi ise eşlenik bazı. Yukarıda da yazdığımız gibi asit ve eşlenik bazı arasındaki tek fark asidin fazladan bir haşaya sahip olması. Aslında bu denklemi düzenleyerek birçok farklı bilgi elde edebiliriz. Mesela en çok karşılaşacağınız sorulardan biri bir tampon çözeltinin pH'inin ne olduğu olabilir. Bu da bizim aslında pKa'yı ve de a eksi ile aşağının derişimini biliyor olduğumuzu gösterir. Bu denklemi kullanabileceğiniz bir başka noktada bizim çok işimize yarayabilecek olan a eksi ve aşağı arasındaki ilişkiyi bulmak olabilir. Genelde çözeltinin içinde neler olduğunu bilmek isteriz. Sonuçta o çözeltiyle neler yapmak istediğimiz, mesela ona neler eklemek istediğimiz buna bağlı olabilir. Diyelim ki çözeltiye biraz asit ya da baz eklemek istiyor. Bunun sonucunda da neler olacağını tahmin etmek istiyoruz. Henderson-Hasselbalch denklemi bunu yapmanın çok hızlı ve kolay bir yolu. Şimdi bu denklemi öyle bir şekilde düzenleyeceğiz ki biraz önce bahsettiğimiz o derişim oranını bulmamıza imkan olsun. O zaman işe başlayalım. İlk önce iki taraftan da pka'yı çıkarmamız gerekiyor. Böylece sağ tarafta log a eksi bölü haşa kalmış olacak. Sizi bilmem ama ben bu logaritma ile uğraşmayı da çok sevmiyorum. Bu nedenle önce ondan kurtulmak istiyorum. O yüzden iki tarafı da 10 üssü olarak yazmamız gerekecek. Bu şekilde 10 üssü pH eksi pKa a eksi bölü haşaya eşit olacak. Yeni bir eşitlik elde ettik. Peki bu eşitlik bize ne ifade ediyor? Pek fazla bir şey değil diye düşünebilirsiniz ama aslında düşündüğünüzden çok daha fazla bilgi içeriyor. Örneğin A eksi ve aşağı arasındaki göreceli bağlantıyı açıklıyor. Yani bu iki şeyin aslında pH ve pKa değerlerine bağlı olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden bu eşitliğe bakarak birkaç farklı bağıntı bulmamız mümkün olabilir. Esasında söylemek istediğim şey pH ve pKa arasındaki ilişkinin bize A eksi ve aşağı oranı hakkında bilgi vermesi. Bu da zaten A eksi ve aşağı derişimlerinin değerleriyle ilgili. Öyleyse bu durum hakkındaki bütün olasılıkları inceleyelim. En kolayıyla başlayalım. Mesela pH, pKa'ya eşit olsun diyelim. Bu eşitlik durumunda 10 üssü 0 yapmamız gerekiyor. Üstü 0 olan her sayı 1'e eşit olduğuna göre bu oranda 1'e eşit olmaz mı? Eğer a eksenin derişimi bölü haşanın derişimi 1'e eşitse bu iki derişim birbirine eşit olur. Bakın buradaki eksi işaretini unutmuşum. Bu hatırlamamız gereken bir sonuç. Dolayısıyla çözeltinin pH'i tampon çözeltinin pKa'sına eşit olduğunda asit ve eşlenik bazının da eşit derişime sahip olması gerekiyor. Bu durum aslında sadece tampon çözeltilerden bahsederken değil, titrasyon yaparken A eksinin derişiminin haşaya eşit olduğu nokta da yarı eşdeğerlik noktası adını alacak. Yarı eş değerlik noktası belki daha önce duymuşsunuzdur. Daha önce titrasyon hakkında bir şey öğrenmediyseniz sorun değil. Burada hatırlamamız gereken şey bu bağlantının çok ama çok önemli ve çok işimize yarayacak olması. Bu konu hakkında zaten çok fazla durdum. Aslında pH ve pKa arasındaki ilişkide iki başka olasılık daha var. Mesela pH tampon çözeltinin pKa'sından büyük olabilir ya da tam tersi. pH tampon çözeltinin pKa'sından küçük olabilir. pH pKa'dan büyükse bu gördüğünüz terim yani 10 üzeri pH eksi pKa pozitif bir sayı olmalı. Eğer 10 üzeri pozitif bir sayı varsa o zaman a eksi bölü haşa oranı da birden büyük olmalı demektir. Bu oranın birden büyük olması da bize payda bulunan derişimin yani a eksinin derişiminin haşanın derişiminden büyük olduğunu gösterir. Demek ki pH'ı daha doğrusu pH'ın tampon çözeltinin pKa'sından büyük olduğunu biliyorsak, çözeltide asitten daha çok eşlenik baz olduğunu söyleyebiliriz. Son olasılıkta ise yani pH, pKa'dan küçük olduğu zaman elimizde 10 üzeri negatif bir sayımız olacak. Sonuçta bir sayıdan ondan daha büyük bir sayıyı çıkarıyoruz. Bu da A eksi bölü haşa oranının birden küçük olduğunu gösteriyor. Yani paydadaki sayının başka bir deyişle haşanın derişiminin aslında A eksi'nin derişiminden büyük olduğunu gösteriyor. Artık toparlayalım. Henderson Hasselbalch denklemine bakarak, yani pH ve pKa arasındaki ilişkiye bakarak birbirlerine eşitler mi, bir diğerinden büyük mü diye düşünerek çözeltideki asit ve eşlenik bazı hakkında bir yorumda bulunabiliriz. Gördüğünüz gibi bu bağlantıyı bulmamız oldukça kolay oldu. Sadece birkaç dakikamız aldı. Yani bunu her dakika hatırlamamıza gerek yok. Ben sadece pH ve pKa eşit olduğunda iki derişimin eşit olduğunu aklımda tutuyorum. Gerisine gelecek olursa da bu bağlantıyı hemen türetip bulabileceğime eminim.